Merhaba. Bugün Brita'nın su arıtma cihazını göstermek istiyorum. Bu cihaz benim değil, sağ olsun. Benim çok sevdiğim bir akrabam. Biz bunu aldık. Böyle de bir video, Türkçe video hiç rastlamadık. Çekmek ister misin dediler. Ta İstanbul'dan İzmir'e kadar taşıdılar. Kendilerini çok seviyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Anlattığı kadarıyla ben size anlatayım. Sorularınız olursa bana yazıp ben de ona yazayım. Cevabını vereceğine dair söz verdi. Şimdi Brita'nın şu özelliği varmış. Su süzmesinden suyun lezzeti çok güzel diyorlar. Gerçekten süzüyor mu süzmüyor mu o bir tartışma konusuymuş ama süzdüğünü iddia ediyorlar. Onun dışında bunun avantajı mesela bende su arıtma cihazı var. Su arıtma cihazı tabii %50 kadar fire veriyor. Suyun yarısını atıyor atık olarak. Hem de şeye gidiyor yani tahliyeden dışarı gidiyor. Kullanma şansım yok. Bunda öyle bir durum yok. Bir de aldığınız çok çok kullanmıyorsanız hani çok fazla su tüketmiyorsanız aldığınız şöyle bir şu şekilde bir şey var. Kartuşu var. Bu kartuşu bir ay kadar gidiyor. Zaten şurada görüyorsunuz size uyarı veriyor. Bu dört çizgi bittiği zaman ve ışık yanmaya başladığı zaman kartuşu mutlaka değiştirin yoksa bakteri ürüyormuş. Bu konuda şunu söyledi. Burayı bu şekilde sağ tarafa doğru çekerseniz şu şekilde bu tutmanız gerekiyormuş suyu almak için. Bu tarafa doğru çevirirseniz su akışı sürekli oluyormuş. Böyle bir detay bilgi verdi. Bir de şunu unutmayın dedi. Bu kapağı koyarken şuradaki çentik buradakine denk gelecek. Hani yanlış şu şekilde koymayın. Çünkü koyan olmuş. Bu şekilde koyun. Bunun buraya denk gelmesi lazım. Zaten gördüğünüz gibi mantıken de şu göstergeyle burası hizalı. Oradan da dikkat edebilirsiniz. Bunun su koyma yeri şu şekilde. Buradan su koyuyorsunuz. Filtreyi yerleştirdikten sonra şu start'a 5 saniye bastınız mı? Bu çizgiler geliyor. Şimdi demin bana göstermek için bastı. Basınca da aslında boş ama 4 çizgimiz oluştu. Onu da geri çeviremedik. Artık bu şekilde göstereyim. Gelelim filtresine. Filtre alınca ne yapıyorsunuz? Asıl mesele o. Şöyle göstereyim. Bunu ben başka bir tanıdıkta da var bunlardan. O bana dedi ki, ona da sormuştum o zaman ben. Bunu ben suyun altında tutuyorum. İlk alındı diye paketi açtınız. Suyun altında bir müddet tutuyorum. İşte 3 dakika, 5 dakika. Ondan sonra direkt koyuyorum dedi. Ama tavsiye edilen o değil. Tavsiye edilen bunu bir saniye. Evet, kartuşu isterseniz şöyle 2 dakika kadar suyun altında tutuyorsunuz. Ama asıl söylenen bir kaba su doldurmanız. Doldurduktan sonra çok gürültü oldu, pardon. Bunu böyle batırıyorsunuz. İçindeki havanın iyice çıkmasını bekliyorsunuz. Bu kap cam olsun da görün diye bunu koydum. Biraz daha yüksek olursa hani ebat açısından çok daha iyi olacak. Şöyle buraya kadar su olması gerekiyor. Güzelce suyunun havasının için çıkmasını ve suyunun içine iyice almasını bekliyorsunuz. Ne kadar bekliyorsunuz? 2 dakika. 2 dakika bekledikten sonra bunu çıkarıyorsunuz. Şöyle içindeki suları da boşalttıktan sonra evet, kartuşu beklettiniz. Yıkadınız, havasını aldınız. Şöyle suyunu da boşalttınız. Yuvasına yerleştiriyorsunuz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bunun içine buraya kadar su doldurmanız gerekiyor. Suyu doldurdum. Şöyle biraz daha doldurun. Ben az doldurdum. Bunun yani şu ağzına kadar doldurun. Ben fazla su kullanmak istemedim.
Böyle süzecek. Süzecek, süzecek. Bitti mi? Yine bitmedi. Bu süzme işi bittikten sonra bu suyu kullanmıyorsunuz. Bu suyu bir kovaya aktarıyorsunuz. Yerleri silersiniz, tuvalete dökersiniz, başka iş yaparsınız. Temiz su sonuçta. Ondan sonra bir kere daha aynı şekilde doldurup boşaltmanız gerekiyor. En az bu işlemi iki kere yapmanız gerekiyor. Yani iki kere bu filtrenin içinden suyun altı akması gerekiyor. Onu yaptıktan sonra suyunuzu temiz bir şekilde lezzetli bir su içebilirsiniz. Ha, unutmadan bu kadarla da bitmiyor. Arada bu hazine bölümünü yosunlanabiliyor. Ayda bir ya da iki ayda bir mutlaka güzelce temizleyin. Bir de bana şöyle bir tavsiyede bulundular. Şimdi bu suyu bir sürahiye doldurmak istediğiniz zaman sürahiyi bunun altına getirip şöyle göstereyim. Böyle altında sürahi tutmanız gerekiyor. Ama isterseniz evinizde böyle bir benim şöyle plastik bir merdivenim var. O şekilde o tarz bir şeye koyup ya da bir tabureye suyu şu tarafa çevirince ne sürekli akıyordu? Aynen öyleymiş. Şu şekilde çevirip suyun akmasını sağlarsanız elinizde bunu tutacağım diye 1 litre 2 litre taşımak zorunda kalıp elinizi yormazsınız. Gelelim benim fikrime. Yani gayet güzel, lezzetli bir su olduğunu biliyorum. Daha önce de içtim. Kullananlar da çok memnun. Ama şu var. Bir kere böyle bir alet yer kaplıyor. Hani bu mu, şu mu diye düşünürseniz tercih sizin. Yani bunlar hem su israfı yapıyor hem de gerçekten içindeki suyun minerallerinden de arındırıyor. Sağlıklı mı? Yani o konuda çok emin değilim. Çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ama bunun sağlıklı olduğunu söylüyorlar. İşte olumsuz tarafları çok yer kaplıyor. İkide bir temizlemeniz gerekiyor. Ya ikide bir demeyeyim. Bir iki ayda bir içini temizlemeniz gerekiyor. Sürekli çok su içiyorsanız sürekli su doldurup ilave etmeniz gerekiyor. Onun dışında benim için bunlar sorun değil, sağlık daha önemli diyorsanız bence alın. Yani marka, başka markalar da var mı bilmiyorum ama hani Avrupa'daki tanıdıklarım da buradaki tanıdıklarım da Brita'yı daha güvenilir bulduklarını söylüyorlar. Bunu kullanıyorlar. Tanıdıklarımın bunu alma sebebi damacana sudan çok daha ucuza gelmesi. Damacanadaki o plastikte bekleyen suyun içindeki plastiğin suya geçmesinden kaynaklanan bir sağlıksız durum var. Bunların plastiği büyük bir ihtimal BPA falan free'dir. Daha sağlıklıdır. Çünkü Avrupa böyle şeylere dikkat ediyor. İzin vermiyor. Eskiden veriyordu da şimdi artık biraz daha şey. Yani bu sağlık olarak evet çok daha iyi. Pratik olarak çok değilse bile hani ille sağlık diyorsanız bu tarz bir şeyi tercih edebilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlar. Bana anlatılan kadarıyla. Gene de şeyin garantisini verdiler. Bir soru olursa ben de bilemezsem. Çünkü ben kullanmayacağım. Her an sorabilirsin bize dediler. Ben de ona güvenerek herhangi bir sorunuz olursa yazın. Ben cevap veriyorum. Onlar da cevap vereceklerinin garantisini verdiler. Sağlıklı sular, sağlıklı günler. Görüşmek üzere.